Zaten önce şunu söyleyeyim. Memleket Partisi'nin de tıpkı Millet İttifakı'na mensup partiler gibi Türkiye Erdoğan'ın zulmünden, Erdoğan'ın öfkesinden, kibrinden, koruduğu kolladığı hırsızlardan yorulmuş Türkiye'nin bir an önce Erdoğan'dan kurtulmak istediği gibi bizim istediğimiz gibi şüphesiz Sayın İnce de Türkiye'nin artık bu yorgunluğa bir son vermesini, belini doğrult doğrultmasını istiyordur. Bunda bir en ufak tartışma yok. Ama bir şey var. Karşıda bir rakip var. Kendince güçlü bir rakip var. Ekipman ve donatım bakımından çok zengin bir rakip var. Ve siz onu yenmek zorundasınız. Bunu ben bir savaş gibi de görme. Onu da söyleyeyim. Neticede iki siyasi farklı kutubun devleti yönetme iddiasıyla bir hizmet sevdasına talip olma noktasında rekabeti gibi görmek lazım. Ama konu Erdoğan olunca bu tam tam orada Öyle şekillenmiyor mesele. Çünkü Erdoğan muhalefete devletin yargısıyla, yasamasıyla, ordusuyla, polisiyle, bütün istihbaratıyla, komple muhalefete bütün bu ekipman donatımla saldırıyor. Dolayısıyla bizim e, Türkiye'de demokrasiye yerle yeksan eden bu zihniyete karşı güç ve işbirliği yapma mecburiyetimiz var. Gençler Erdoğan'dan şikayetçi. Gençler şikayetçi de emekliler şikayetçi değil mi? Ev kadınları şikayetçi değil mi? Çiftçi değil mi? İşçi değil mi? İş arayan yeni mezun değil mi? Atanmayan öğretmen değil mi? Erdoğan'dan şikayetçi olmayan tuzu kurular. Çarkı dönenler. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman... E, ...bizim e, Sayın İnce'nin Erdoğan'ın e, iktidarını tahkim etmek için siyaset yaptığını söylemedik. Böyle bir imada olmadı. Zaten de sanki böyle bir haber... E, ya birileri söylemiş gibi siz söylediniz. Böyle bir görev verildi gibi bir metin okudunuz ya demin. Onun için hangi, üçüncü... hangi görev? Hani seçim ikinci tura ba ba bırakmakla görevlendirildim ya da orada Evet onu yine <laughs> benim bugünkü röportajımda <gülüyor> <gülüyor> yine <gülüyor> bir siyaset bilimci evet, evet. Yine <laughs> söylüyor. Özgün Emre Şimdi konuşuyor evet. biz e, siyasetin yarısı münakaşa yarısı müzakeredir. Muharrem İnce cum eski bir Cumhuriyet Halk Partili ama yeni bir memleket partilidir ve memleket partisinin genel başkanıdır. Sen genel başkanımız Türkiye'deki bütün irili ufaklı yani bu tabiri bile çok doğru bunu Türkiye'deki bütün siyasi partileri ziyaret olabildiği kadar ziyaret etti. Sayın İnce'yle ziyaretinin tarihi bence çok isabetli bir tarihti. İki gün önce adayların kesinleşmesinden iki gün önce bir ziyaret. Bu ziyaret orada bir şey konuşmaya gerek yok. O kadar heyetin içinde zaten bir şey konuşulmaz. Bu ziyaretin zamanlaması bile bir güç ve işbirliğine açığız mesajının ta kendisidir. Hı. Sonrasında evet ben gittim Sayın İnce ile görüştüm. Ee, sonra ertesi gün bir daha gittim. Ama adayların kesinleşmesinden daha sonra. Daha kesinleşmedi. Sonra hayır, diyor ya, kendisi. Hayır o fikri sağlanır ziyaret için onu söylüyor. Benimki öyle değil. Gittim görüştüm. Burada detaya girecek değilim. Girmem. Ee, ne kadar gazetecilik yeteneklerini kullanırsan kullan. Buradan detay çıkmaz. Ama bir işbirliği arayışı için. Bir dakika. Benim için yapmıyorsunuz ki bunu. Hayır. Türkiye için Türkiye yapıyorsunuz. Için işte, Seçmenin doğrusu... anlaması <laughs> hayır, gerekiyor. Hayır, işte, Bakın bak çok net söylüyorum. Bir işbirliği arayışı için bir güç birliği için ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak herhalde Kemal Bey'e sormadan Genel Başkanımıza sormadan kendi başım oraya gidecek halim yok. Partide bir görönüm olmasa giderim. Fikri Sağlar'ın yaptığı gibi. Kaldı ki Sayın Sağlar da Genel Başkan'a böyle bir düşüncesinin olduğunu söylemiş. O da gidebilirsiniz tabii demiş. Bunu bildiğim kadarıyla. E, neticede geldiğimiz noktada, geldiğimiz noktada Muharrem Bey yoluna devam etmişse bir iş birliği, güç birliği arayışımız nafile kalmış demektir, uzlaşamamışız demektir. Ama bunu bir pazarlık diye nitelemeyi her iki taraf açısından da şey bulmam, doğru bulmam. Biz millet ittifakıyla. Ee, Sayın Meral Akşener'le Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başlattığı ve sonra genişleyen Millet ittifakıyla Biraz önce ikimiz de söyledik Tür e, Türkiye'de hiçbir siyasi e, Yapılanmanın yapamadığı 9 ana başlıkta 75 alt başlıkta 2300 somut hedef koy ortaya koyan Bir ortak politikalar Mutabakat metni ürettik Pazarlık mı yaptık Erhan Bey Biz bu ittifakla e, Geçiş e, süreci yol haritasını o çok uzun değil. 15-16 model bir yol haritasını 6 parti yaptık, pazarlık yapmadık. Biz 6 partiyle bir yeni anayasa Türk anayasa tasla tartışmayı açmak üzere Türkiye'nin önüne koyduk, pazarlık yapmadık. Siyaset pazarlık değildir sadece. Siyasette tartışırsınız, doğruyu bulmak için tartışırsınız. Evet, bir ben, uzlaşılmıştır üzerinde. Evet tabii, ben Muharrem İnce ile pazarlık yapmadım ama ben Muharrem İnce ile tartıştım. Eğer sizin e, yani bu ayrıntı alma konusundaki ısrarınıza binaen bunu söyleyebilirim. Oldu bitti. Uzlaşılamadı. Tartıştık, konuştuk. Bir dakika. Çok şeyi konuştuk, tamam. uzlaşamadık. Muharrem Bey dedi ki ben böyle mücadele edeceğim. Siz de öyle edersiniz. E, bu noktaya geldikten sonra buna bizim diyeceğimiz bir şey yok. Ama ben şunu doğru bulmuyorum. Şimdi ben Muharrem İnce'ye oy bölüyorsun da demedim. Demem. Ama e, bir ayrışmamak lazım. Yani ama hayır, sizin demenizle dememenizle değil hayır. Ki Sayın Altay, oyu bölecek yani. Bakın, Bakın o da diyecek bakın, ki, bak ben çok ne kadar objektifim. Burada gençlere de, yani o da diyecek ki. AKP'liler de söylüyorlar, bakın, ben, bölecek oyu diye. Bakın, ben başka bir şey söylüyorum. Şimdi, Muharrem İnce'ye ilgi duyan genç kardeşlerimiz var. Evet. Bunlar iyi yetiş, Türkiye'nin iyi yetişmiş çocukları. Evet. İyi eğitim alanı da var, Hı -hı. iyi eğitim alamayanı da var. İmkansızlıklar nedeniyle. Bunların bir kısmı protest bakıyor meseleye. Bu gençlerin tabloyu bütün çıplaklığıyla göreceğine ben inanıyorum. Şu ben ona oy bölüyorsun Siz bütün bak, çıplaklığıyla bakın bir, bakın bir şey söyleyeyim. Ben ona oy bölüyorsan bölüyorsun dersem. O da ben hemen sen bölüyorsun derse. Erhan Bey derse ki ikiniz de bölüyorsunuz. Bu ya, işin bu, içinden bir çıkamayız. Bir dakika mesele o değil. Ayrış bak baş, ben genç, başka bir mesaj veriyorum. Ayrışmamalıyız. Ortada bir tehdit var. Gençliğin geleceğine yönelik bir tehdit var. Çiftçinin lokmasına e, yönelik bir tehdit var ev kadınının tenceresine yönelik bir tehdit var. Bu tehditten kurtulmak için ayrışmamalıyız. Tehdit olduğunu bunun kabul ediyorsak, bunun tehdit olduğunu kabul eden herkesin ayrışmadan bir arada durması lazım. Ben parti liderlerini kastetmiyorum. Tehdit olarak gören Erdoğan'dan kurtulmak isteyen bütün gençlerin ...bir arada durması lazım diyorum. Bu tehdidin bertaraf edilmesi için... ...en doğru manivela neyse... ...orada olmaları lazım. Ya Sayın diyor. Altay ben de konuşabilir miyim efendim? Buyurun. Şimdi Buyurun. <laughs> biz halk olarak şunu öğrenmek istiyoruz... ...benim gazeteciliğimi bir tarafa bırakalım... ...biz halk olarak şunu öğrenmek istiyoruz... ...siz tartıştınız... Ne konuda tartıştığınızı bilmiyoruz. Bize açıklamadığınız takdirde ne biz ne de gençler öğrenemeyecekler hiçbir zaman. Yani ben ittifak olsaydı girerdim ve ben CHP ile ittifak yapabileceğimi söyledim demesine rağmen. Mesela neden ittifaka davet edilmedi? Biz de yapalım dedik. Biz de güç birliği yapalım dedik. İttifaka de, gelin dediniz mi? Millet ittifakına gelin deme ehliyetimiz yok bizim. O olur mu? Orada sayın Akşener var, diğer parti ama genel başkanları var. Ama tartışır. Önceden bunu düşündük. Olabilir. Olabilemez. Onun da zaten Millet İttifakına gelmek de beni almadılar diye bir söylemi yok. Öyle bir niyeti Burası yok. Söylüyor. Hayır hayır ya ifade. Ben diyor e, şeyle İyi Parti ile ve CHP ile ittifak yapabileceğimi birçok platformda söyledim ben, diyor. Ben ittifak yani Sayın İnce'nin böyle bir beyanını ben hatırlamıyorum. Sonra Merham diyor. Bey sonra da e, Sayın evet. Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinde gerçek konuyu konuşmadılar. Başka başka şeyler konuştuk diyor. Hiç bu konu gündeme gelmedi diyor. Ya orada da bir soru işareti var Beş neden? kişi biz gitmişiz. 5 kişi onlar, 10 on kişiyle bu konuların teknik kısmı detayı konuşulur mu? Bu işler daha e, farklı zeminlerde, daha dar bir zeminde konuşulması gerekir Çünkü bir şeyler konuşulacak orada 10 kişiyle bu olmaz ee, ben söylüyorum biz gittik sen incele güzel güzel konuştuk Güzel güzel konuştuk. Önerilerinizi neden Türkiye'ye açıklayamıyorsunuz? Canım önerilerim belki belki Sayın ben onun Raffer. önerilerini aldım. Belki ben onun önerilerini aldım. Ben değil de Sayın İnce'nin bu konuya bak nedir? Ama bakşinedir. vazgeçmesi için sizin A öneride bulunmanız gerekiyor. Olur mu? yani, Ne, yani bakın şimdi işte bu detaya girmeye gerek yok. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ertesi gün bir daha sabah gittim. Kahvelerimizi içtik, oturduk, sohbet ettik. Ee, belli ki bir şimdilik en azından şimdilik bu hiç olmayacak anlamına gelmez. Sayın vazgeçebilir. İnce. Yani bakın siyasette her, an siyasette evet, her şey mümkündür yani hiçbir şey imkansız değildir bizi ama bekliyoruz. şu an itibariyle Sayın İnce ayrı bir kulvardan mücadele ediyor. Biz Millet İttifakı olarak ayrı bir kulvarda mücadele ediyoruz. Hedefimiz ortak. Ve Türkiye'deki gençler başta olmak üzere herkesin bu manzarayı görerek e, bu hedefe karşı, yoğunlaştığımız hedefe karşı ayrışmaması lazım. Ayrışınca olmuyor. Ayrışmadan. Bizim... Ee, Sayın Akşener'in ya da Sayın İmam Güzel bir sözü var. Bizim acelemiz var. Bu iş ikinci tura kalmamalı. Yapacak işimiz çok Hı -hı. diyoruz. Dolayısıyla bu iş ikinci tura kalmadan ilk turda evet. bitmeli. Peki, ama bunun anahtarı da ki, bakın, bunun diyor. anahtarı da Hı -hı. ya yani bir şey için söylemiyorum. Ee, sempatik mal yapmak için söylemiyorum. Samimiyetle söylüyorum. Erdoğan'ı e, ee, ilk turda göndermenin ve önümüze bakmanın, işimize bakmanın anahtarı da gençlerdedir. Gençlere de bu mesajı bu vesileyle vermek isterim. Evet.